hayvanlar için gönderilen ekmeği satan veterinere uzaklaştırma. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanları aç bıraktığı, askeri birliklerden gönderilen ekmek ve ilaçları sattığı iddiasıyla sorumlu veteriner K.İ. görevden uzaklaştırıldı. Bir ceza var mı bunda? Yok. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu K.İ. hakkında askeri birliklerden hayvanlar için gönderilen ekmekleri, çevredeki fırınlara, hayvanlara verilmesi gereken ilaçları ise veterinerlere sattığı ve hayvanlar fazla dışkı yapmasın diye aç bırakıldığı iddiaları üzerine belediye yetkilileri tarafından inceleme başlatıldı. K.İ. inceleme sonrası görevden uzaklaştırıldı. Bizde böyle olur zaten. Anca böyle görevinden uzaklaştıracaksın. Yani hani bu olay ortaya çıktı. Hani ne olur mesela başka bir yerde böyle bir olay olsa, böyle bir şey yaptı ortaya çıksa adam yerin dibine girer. Hemen istifa eder. İşte belediye hakkında dava açar. Bunu anca böyle zam gibi anca böyle tutup atacaksın. Ancak yani başka hiçbir şey yapamazsa o yapıştı oraya yani. Görevden uzaklaştırılınca ancak gidebilmiş. Bu arada evet. Koyunların çalınma, işte ineklerin çalınma olayları artık Kurban Bayramı'nda büyükbaş hayvanların, ufakbaş hayvanların çalınma olayları fazla olduğu için jandarma uyarılar yapmak için işte düzenli devriyelere çıkıyor ve köylüleri bilinçlendiriyor işte bu konuda. Hani hayvanlarınıza dikkat edin bilmem ne falan. Koyunlarınızı çaldırmayın diyerek ağıla giren jandarma çalıntı koyunlarla karşılaştı. Ulan diyor memleketli elimi nereye assam çalıntı lan. Harbi söylüyorum ha. Şöyle hani ülkenin böyle bir tarafından böyle kapatalım kepengi. Değil mi? Biz kapalıyız ya. 3-5 gün biz yapamadık bu işi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaşanabilecek hayvan hırsızlıklarına dikkat çekerek hayvan sahiplerini uyarmak isteyen jandarma ekipleri gittikleri bir ağılda çalıntı koyunlarla karşılaştı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaşanabilecek evet, Tekirdağ genelindeki hayvan sahiplerini kapı kapı dolaşarak tek tek ikaz eden yaşanabilecekler hakkında olası hırsızlık olaylarının önüne geçmek için çalışma yapan Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Ergene ilçesinde gittikleri bir ağılda küpesiz koyunlarla karşılaştı. Araştırma yapan jandarma ekipleri koyunların İstanbul'dan çalınan koyunlar olduğunu belirledi. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle meydana gelmesi muhtemel hırsızlıklara karşı emniyet tedbirlerinin alınması ve hayvanların ağılardan hırsızlıkların önlenmesi konusunda vatandaşları bilgilendirilmesi kapsamında önleyici kolluk devriyesi bilmem ne. Demek küpelerden anlaşılıyor. O küpelerde GBT gibi bir şey mi var acaba? Nasıl anlaşılmış? Hayvanları çaldırmayın diye gidiyor. Efendim hayvanları çaldırmayın diyor. Komutanım bunlar zaten çalıntı. Şaka yapıyor falan zannediyor öyle. Ciddi misin lan diyor. Bizde yalan olmaz komutanım. Hırsızlık olur, yalan olmaz. Bugün de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam saat 8'de görüşmek üzere. Güzel haberlerin çıkması için bana dua edin. Hoşça kalın.